Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Ukrayna cephesine baktığımızda enteresan bir açıklamayla karşılaşıyoruz. Anthony Blinken, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, e, briefing verdi e, Amerikan Dışişleri Bakanlığında. Ne güzel, bazen böyle bazı ülkelerde bakanlar basına briefing verebiliyorlar. Yani bütün bilgileri aktarabiliyorlar. E, Anthony Blinken da böyle bir briefing verdi kendi ülkesinin vatan e, gazetecilerine. Rusya'nın Kursk bölgesinde 8 bin Kore askerinin e, yerleştiği tespit edilmiştir dedi. Artık net e, olarak. Ve e, bu askerlerin çok yakın bir zaman içinde doğrudan savaşa dair olacakları artık biliniyor. Bu askerlerin cepheye intikali, gerginliği yükseltmesi ve doğrudan askeri hedef haline gelmeleri önemlidir diyor. Şimdi burada bir duralım. Çünkü dün de Lloyd Austin, önceki gün John Kirby, Amerikalı hangi yetkili, bakın, diplomasi ve strateji satır arasını okuma işidir. Şu ana kadar yaklaşık 18 Ekim'den bu yana birçok Amerikalı yetkili hele hele son günlerde Kuzey Kore askerinin e, Rusya'daki varlığı ve Ukrayna cephesine yönelmesini konuşuyor. Peki. Ama hepsinin an ortak bir cümlesi var. Askeri hedef olurlar. Hatta bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ne dedi? Çıktı dedi ki, arkadaş bu Kuzey Koreliler var ya, evet. Çok yakın bir gelecekte ceset torbalarıyla evlerine dönerler dedi. Şimdi ya askeri hedef olurlar ve ceset torbalarıyla ülkelerine dönerler. Anladığım kadarıyla Amerikalılar birisine bir şey anlatmaya çalışıyor. Diyor ki benim bir planım var. Öyle ta Asya'nın bilmem neresinden trenlere binip veya işte nakli uçaklarına binip Avrupa'nın göbeğine gelmenin bir bedeli olacak diyor. Ama anlayan yok şu anda. Gördüğüm kadarıyla Sergey Lavrov bile anlayabilmiş değil. Çünkü Kuzey Koreli mevkidaşını misafir ediyordu Moskova'da. Yani Amerikalılar diyorlar ki bir askeri hedef olacaksınız siz. Şimdi bunu niye der bir Amerikalı? Zaten iki kere iki dört. Ukrayna ordusu Kursk'ta Kuzey Koreli saldırdığında ona cevap verecek. Cevap verdiği an zaten Kuzey Koreli asker askeri hedef olacak. Hayır o başka bir şey vurguluyor. Ben bunun peşine düştüm. Bunlar neyin peşinde? Ve Amerikan Kongresi Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner genelde yine sizlere gençlere söylüyorum Amerika'nın bir takım manevraları kongreden faş önce. Amerikan Kongresi Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mark Turner bu faş etme işi için uygun bir karakter belli. Ve diyor ki bakın kemerleri bağlayın yeni bir savaşa gidiyoruz arkadaşlar. Bu Ukrayna'yı aşıyor. Başka bir savaş olacak. Bu savaş Ukrayna savaşı olmayacak. Başka bir savaşa gidiyoruz. Diyor ki Kuzey Kore askerleri Amerika Birleşik Devletleri ve NATO için kırmızı çizgidir. Bu askerler Rus değil, uzaktan gelen ve yaşanılan savaşta hiçbir bağ olmayan unsurlar. Bakın. Bunların NATO ve Amerika Birleşik Devletleri kapasitesi tarafından yok edilmesi gerekmektedir. Yani diyor ki Mike Turner, bu Ukrayna ordusunun işi değil. Buraya gelen Kuzey Koreli asker aslında NATO'nun işi. Kuzey Kore askerinin doğrudan NATO güçleri tarafından vurulması Rusya'nın vurulması değildir. Rus askerini vurmuyoruz. Biz Kuzey Kore askerini vuruyoruz. Niye vuruyorsun? E, uzaktan geldi Avrupa'ya saldırıyor. Aynen öyle diyor zaten. Avrupalı olmayan bir güç Avrupalı bir ülkeye saldırmaktadır. Komünist ülkenin askerlerinin Avrupa'ya yürümesine NATO izin veremez. Arkadaşlar iş nereye geldi farkında mısınız? Esasında adamın mantığı doğru. Yani bir yönüyle baktığınız zaman şimdi Kuzey Kore askerinin Ukrayna'da ne işi var? Ukrayna ile Kuzey Kore arasında herhangi bir çelişki, mücadele, kavga var mı? Geçmişte tarihte böyle bir kavga olmuş mu, olmamış? Birbirlerini tanımazlar bile. O zaman diyor ki, çok uzak bir noktadan Avrupalı olmayan bir güç Avrupalı bir o ülkeye, bir devlete saldırı amaçlı olarak cepheye intikal etti. Bu Rus değil. Ukrayna ile Rus ordusunun arasındaki savaş ayrı. Bu yeni bir savaş ve bu yeni unsur, bu yeni savaşın unsurunu Ukrayna'ya bırakmayın diyor. NATO olarak temiz değil. Şimdi bu çok ciddi bir argüman ama ben şunu anladım ki Blinken, Austin, Kirby, e, Birleşmiş Milletler'deki adam Amerikalı hepsi aynı şeyi yani askeri hedef olurlar derken bunu anlatmaya çalışmışlar. Bunu anlatmaya çalışmışlar ve zaten maşallah Ukrayna Dışişleri Bakanı şey Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Cho Son Hui bir bayan Demokratik Kore Cumhuriyeti Rusya'nın Ukrayna'da nihai zaferine ulaşmasında kadar kararlı bir şekilde stratejik Müttefikinin yanında yer alacaktır dedi. Yani ortak hedefimiz Rusya'nın zafere kavuşması. Kore ve Rusya arasındaki e, gelişmiş stratejik işbirliği büyük önem kazanmaktadır. E, artık nihai zafer için Rusya ile Kore olarak Yoldaş olduk dedi. Yani diyor ki NATO'ya beni vur. <gülüyor> yani <gülüyor> bu gerekçe getirecek. Gerekçe getirecek. Sergey Lavrov da durumun vahiminden mi bilmiyorum. Moskova Pyongyang ilişkisini tahmin edilenden öl ölçüde güçlü kimlik kazandığı bir süreç yaşıyoruz. Karşılıklı stratejik işbirliği anlaşmasının ötesine geçen gelişmeler yaşanıyor. İlişkileri bütün alanlarda geliştirmemiz örnektir. Kuzey Doğu Asya'da ve bağlantısında küresel sistemde istikrarı bu ittifak sağlayacaktır diyor. Ben hiç inanmıyorum. Tamamen tersini düşünüyorum. Bu ittifak küresel sistemin başına çok büyük bir bela açmak üzere. Bir iki günü kaldı. Hoşçakalın.